11 Ocak 2015, Bursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr, innel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amelus salihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, kaldığımız yerden Fütuhat-ı Mekke'nin 2. cildinden 427. sayfa, Berzaha bırakılmış bedenlerin ruhları konusundan devam ediyoruz. İnsanlar suretleri nitelerken daha önce belirttiğimiz gibi görüş ayrılığına düşmüştür. Bunu ortaya koyduktan sonra bilmelisin ki Allah ruhları, yani canları, unsurlardan oluşmuş bu doğal bedenlerden aldığında onlara bu nurani boynuzun toplamında bedensel suretler verir. Burada diyor ki Allah ruhları bu unsurlardan oluşmuş doğal bedenden aldığında, yani kişinin ölümü tatmasıyla birlikte bedenden bu ruh çekildikten sonra onlara bu nurani boynuzun, bu sur dediği nurani boynuzun toplamında bedensel suretler verir. Demek ki orada berzah alemine geçişte bir suret veriliyor yine. Ruhlara bir suret giydiriliyor. Ki daha önceki sohbetimizde de dile getirmiştik. Ruhlar her daim hangi aleme geçerse geçsin, her daim mutlaka o ruhlara bir suret giydirilmekte. Ruh suretsiz bulunmuyor yani. Bu dünya hayatında yaşarken bir sureti var. Bedenimiz, işte bu etkinlikten oluşan bedenimiz. Berzah aleminde yine bir suret giydirilecek. Kabir alemi dediğimiz. Ondan sonra kabir aleminden kalkışla birlikte mahşer alanında ayrı bir suret giydiriliyor. Mahşer alanından cennet ya da cehenneme sevk edildiğinde de yine oranın ortamına uygun bir suret giydiriliyor ruhlarımıza. Her halükarda ruhlarımız mutlaka suret, yani bir bedene beden giydirilip o beden içerisinde bulunmuş oluyor. Böylece insan ölümden sonra berzah aleminde algıladığı her şeyi o boynuzda sahip olduğu suretin gözüyle ve nuruyla idrak eder. Bu gerçek bir idraktır. Oradaki suretlerin bir kısmı tasarrufları sınırlanmış suretler iken bir kısmının tasarrufu sınırsızdır. Demek ki o berzah aleminde bekleyen bu ruhlar, suretlenmiş ruhların bir kısmı tasarrufları sınırlanmışken bir kısmı ise tasarrufunda sınırsızdır diyor berzah alemindeki ruhlar. Sınırsız olanlara örnek olarak bütün peygamberlerin ruhlarını verebiliriz. Bunlar bu dünya hayatında da yine tasarruf etme yetkisine sahiptir. Bazı suretlerin ise o yerdeyken bu dünya alemine bakışları vardır. Bir kısmı ise içinde bulunduğu hayal mertebesinde uyuyana görünür. Nitekim insan uykuda daha önce kaybetmiş olduğu bir yakınlığı görebiliyor. Ruhen irtibata geçebiliyor. Böyle bir insan rüyası her zaman doğru çıkan kimsedir. Herhangi bir doğru rüyada, yani sadık rüyada görülen surette yanılma söz konusuysa yanılma rüyada değildir. Yanılmış olan kimse rüyayı tabir eden tabircidir. Çünkü tabirci görülen suretle neyin kastedildiğini anlamamıştır. Dikkat ediniz. Hazreti Peygamber bir adamın rüyasını tabir eden Ebu Bekir'e şöyle demiş. Bir kısmını doğru, bir kısmını ise yanlış tabir ettin. Resulullah Efendimiz'in sahabe-i kiram her sabah gelip gördüğü rüyayı anlatırlarmış mesela. Resulullah Efendimiz bunların tabirini yaparmış, izah edermiş. O zaman Hazreti Ebu Bekir, ya Resulullah, bu rüyayı da ben tabir etmek istiyorum deyince Resulullah Efendimiz buyur diyor, bırakıyor. O zaman da Hazreti Ebu Bekir o sahabeden birinin rüyasını tabir ediyor. Ondan sonra soruyor, ya Resulullah, nasıl tabirim, isabet ettin mi? O zaman Peygamber Efendimiz diyor, işte bir kısmı doğru, bir kısmında ise yanlış tabir ettin. O zaman ya Resulullah, yanlış tabir ettiğin mevzuyu söyle. Neydi o pek yanlış? Onu söylemiyor Resulullah Efendimiz. Çünkü rüya artık tabir edildi. Bu konuyu da daha önceki sohbetlerimizde de işlemiştik. Yani rüya tabir edildikten sonra artık o hükmü o tabir üzere icra olunacağından onun üzerine başka bir tabire gerek kalmaz. Olmuyor. Onun için de tabir etmesini bilen insana tabir ettirmeli. Bilen insan yoksa hiç tabire kalkışmamalı. Allah hayra çıkarsın demeli. Kötü, korkunç rüya gördüyse kişi, Allah şerrinden muhafaza eylesin demeli ve geçmeli. Başka yapacak bir şey yok. Bir adam rüyasında boynunun vurulup başının yere düştüğünü görmüş. Ardından yere düşen kafa yuvarlanmaya başlamış. Bir yandan adamla konuşuyor, adam da onunla konuşuyormuş. Kendi kafası boynu vurulmuş, yere düşmüş, yuvarlanıyor. Adam kafasıyla konuşurken kafada adamla konuşuyor. O şekilde bir rüya görmüş. Hazreti Peygamber o kişi hakkında şöyle demiş. Şeytan onunla oynuyor. Hazreti Peygamber adamın gördüğü şeyin suretini anlamış. Fakat adama hayalin bozuktur dememiştir. Çünkü adam doğruyu görmüş fakat tevil ederken yanılmıştır. Bunun üzerine Hazreti Peygamber o rüya sahibine gördüğü şeyin gerçeğini bildirmiştir.
Aynı şekilde Firavun'un kavmi de ateşe o suretler içindeyken sabah akşam sunulur. Ancak ateşe girmezler. Çünkü onlar bu boynuzda ve o surette hapsedilmiş olarak bulunurlar. Önceki sohbetimizde anlattık ya, hani sabah akşam ateşe sunulurlar ayette geçen mevzu, Firavun ve kavmi. Ne dedik? Kabir aleminde, yani berzahta bulunan kişi, ölümü tadan kişi eğer azap görecekse, kabir azabı görecek, cehennem azabı görecekse bu kişi sabah akşam ateşe sunulurlar. Burada ayette geçen manayı Muhittin İbn Arabi Hazretleri o cehennem ateşinin bir nevi gelip o kişileri yokladığını, yaladığını izah etmekte. Bu ateşe sunulmak o. Çünkü daha henüz mahşere geçmemiş, hesap kurulmamış, cehenneme yerleşmemiş. Kabir alemindeyken, yani berzah alemindeki ateşe sunulma olayı bu kişinin. Çünkü onlar bu boynuzda o surette hapsedilmiş olarak bulunurlar. Kıyamet günü ise en şiddetli azaba girerler. Söz konusu azap, ölüm hallerinde sunulma sayesinde tattıkları tahayyül edilen azap değil, diriltme gerçekleştiği için duyulur bir azaptır. Demek ki burada berzah aleminde ölümden sonraki o ateşe sunulma mevzusu, onların tattıkları o azap tahayyül edilen azaptan değildir diyor. Mahşer alanında cehenneme geçmesiyle birlikte duyacağı azap gerçek azaptır. Hayal gözü bir yandan tahayyül edilen suretleri algılarken öte yandan duyulur suretleri de algılar. Böylece tahayyül sahibi, ki o insandır, hayal gözüyle bazen tahayyül edilen şeyi algılar. Örnek olarak Hazreti Peygamber'in bana şu duvarın ortasında cennet gösterildi dediği hadisi verilebilir. Böylece bunu duyu gözüyle idrak etmiştir. Resulullah Efendimiz namazdaydı. Cenneti gördü. Şimdi o mevzuyu anlatıyor. Burada duyu gözüyle dedik. Çünkü Hazreti Peygamber cenneti gördüğünde ondan bir meyve almak için öne doğru çıkmıştır. Ateşi gördüğünde ise geri çekilmiştir. Bu esnada Hazreti Peygamber namazdaydı. Namaz esnasında önünde olan sutre şeklindeki o duvarın içerisinde bir nevi duyu gözüyle gördüğünü anlatıyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Cenneti gördü. Cennetten o meyvelere uzanmak istedi. İleriye doğru bir adım attı ve uzandı. Ondan sonra ateşi gördüğünde ise geri çekildi diyor. Bu mevzuyu anlatmış oluyor yani. Şunu biliyoruz. Hazreti Peygamber öyle bir güce sahipti ki duyu gözüyle değil de hayal gözüyle onu görseydi, gördüğü şey öne çıkmak veya geri çekilmek şeklinde bedeninde bir etki yapmazdı. Eğer ki diyor o namazdayken hayal gücünde görseydi o cennetteki durumu, hayal etmiş olsaydı, hayal gözüyle görmüş olsaydı, o öne çıkma, o meyveyi koparmak için, almak için öne çıkma hareketi ya da o ateşi görünce irkilip de geri çekme hareketi oluşmazdı. Demek ki hayal gözüyle değil, duyu gözüyle gördü diyor o cennetten gösterilen o manzarayı. Peygamberin gücüne sahip olmasak ya da onun derecesinde bulunmasak bile bu durumu bizzat kendimizden tecrübeyle biliriz. Bu tarz şeyleri kendisinin de yaşadığını belirtiyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Her insan berzah aleminde kazancıyla rehin, amellerinin suretlerinde hapistir. Bakın şimdi berzah alemindeki hal neymiş onu söylüyor. Her insan berzah aleminde kazancıyla rehin, amellerinin suretlerinde hapistir. Amelleri neyse, dünyadaki amelleri, o amellerinin gerektirdiği bir suretle bir nevi hapiste. Ahiret hayatında kıyamet günü bu suretlerden diriltilinceye kadar bu böyle sürer. Allah doğruyu söyler ve doğru yola ulaştırır. Evet, bu bölümü de böylece tamamlamış olduk. 64. bölüm. Kıyameti, menzillerini ve dirilişin niteliğini bilmek. Kıyamet gününün anlamı, konu başlığı. Bilmelisin ki bugünün kıyamet diye isimlendirilmesinin nedeni insanların ahirette alemlerin Rabbinin karşısında kabirlerinden kalkarak ayakta dikilmeleridir. Kıyamet, kıyam. Kıyam, ayakta durmak anlamına geldiği için kıyamet diye nitelenmesinin anlamı bu. Yani Rablerinin karşısında bütün insanlar ayakta durmuş olacak, kıyam etmiş olacaklar. Bunun için de kıyamet günü diye nitelenmiş oluyor. Ahiret yaratılışını bu bölümden önce berzahtan söz ederken zikretmiştik. Bunun yanı sıra hak hüküm vermek ve ayırmak için geldiğinde insanlar ayağa kalkar. Bakın şimdi hüküm vermek ve ayırmak için hak gelecek. Melekler saf saftır diye geçer ayette. Allah şöyle buyurur yine başka bir ayette. İnsanlar alemlerin Rabbinin karşısında ayağa kalkar. Başka bir ifadeyle kendilerine geldiğinde alemlerin Rabbinden dolayı ayağa kalkarlar. Burada Er-Rab ismi geçmiştir. Rab, bak Allah Kur'an'da, işte Kur'an'ı okurken bu şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Yani Allah bir şeyi hitap ederken, bir mevzuyu anlatırken hangi ismini kullanıyor? O esmalardan
o isimlerden, 99 isimden hangisini kullanıyor o mevzuyla alakalı. Burada çok derinlemesine bir bağ var. İşte bu dikkatle bakarsa insan mevzuyu daha güzel çözebilir. Muhittin İbn Arabi Hazretleri hep buna dikkat çekmekte. Ne diyor şimdi burada? İnsanlar alemlerin Rabbinin karşısında ayağa kalkar. Ayet böyle geçiyor. Yani burada Rab'den bahsediyor Allah-u Teala, yani Rab ismini kullanmış. Başka bir ifadeyle kendilerine geldiğinde alemlerin Rabbinden dolayı ayağa kalkarlar. Burada Er-Rab ismi geçmiştir. Rab sahip demektir. Sahip, terbiye eden, ıslah eden, sahip anlamlarına gelir Rab. Dolayısıyla ezmek özelliği ona ait olduğu gibi merhamet etmek özelliği de kendisine aittir. Rab ismi dolayısıyla. Burada Er-Rahman ismi gelmemiştir. Rahman demiyor. Rahman çünkü tamamen rahmeti dile getirmekte. Çünkü o günde gazap ve hesaba çekilmenin varlığı, cehennemin ve terazilerin getirilmesi kaçınılmazdır. Çünkü o gün gazap ve hesaba çekilme olduğu için Rahman ismi burada nitelenmez. Bu ayette Rahman demiyor Allah-u Teala. Rab diyor bak. Rablerinin huzurunda, Rablerinin karşısında ayağa kalkarlar diyor. Çünkü Rab ismi olması hasebiyle hem gazap hem rahmeti ikisini de barındırıyor. Rab ismi olması hasebiyle. Bu mesele bu bölüm içinde daha sonra zikredilecektir. Bütün bunlar ise Er-Rahman isminin gerektirdiği mutlak rahmet niteliklerinden değildir. Şu var ki Allah rahmetin kendisinde en baskın olduğu ilahi bir ismini zikretmiştir ki o da Er-Rab ismidir. Çünkü bu isim terbiye ve ıslah etmek anlamına gelir. Rab, terbiye etmek, ıslah etmek. Binaaleyh, şimdi burada tabii terbiye etmek, ıslah etmek dedik. Şunu da parantez içerisinde, bunu da yeri gelmişken belirtelim. Hani insanlara dua ederken Ya Rabbül Alemin, Allah'ım falanca kişiyi ıslah et diye dua edersek ıslah et dediğimiz zaman orada işte hem gazap hem rahmet yönünü içermekte. Yani eğer rahmetle olmazsa gazapla yola getir anlamı çıkmakta bu duada. Ama hidayet et diye dua edersek, Allah'ım falancaya hidayet et, burada gazap yönü değil de sadece rahmet yönüyle muamele et o kuluna anlamı çıkar. Burada işte isimleri bilmenin ne kadar önemli olduğu dua ederken de. Falan kişiyi ıslah et dediğimiz zaman, işte sen şu evlatlarımı ıslah et dersek aslında yerinde olmayan bir dua. Yanlış bir dua. Çünkü ıslah et dediğimiz zaman sen onu yola getirmek için gazabını da kullan, rahmetini de kullan anlamı çıkar. Oysa ki gazabı talep etmeyelim. Hep rahmetini talep edelim. O zaman hidayet et dersek, hidayet doğru yola ulaştır anlamında direkt rahmeti kapsar. Gazap yolunun şeyini, kısmını almaz içerisine. Evet, devam edelim. Binaaleyh, sahip ve efendide bulunan rahmet ihsanı kendisindeki güç ve ezme özelliği ölçüsünde güçlenir. Böylece rahmeti gazabını geçer ve insanların çoğunluğunun günahlarını affetmek artar. Bu konuda söyleyeceğim ve açıklayacağım ilk husus, kıyamet gününde Rabbin dile getirdiği yeryüzünün uzatılması, göğün dürülmesi, onun yeryüzünün üstüne düşmesi, meleklerin getirilmesi, o günde Rabbin gelmesi, yeryüzü uzatılırken ve biçimi değiştirilirken yaratıkların nerede bulunacağı, cehennemin getirilmesi, onun durumunun ne olacağı gibi konulardır. Sonra 50 bin sene içinde kıyametin duraklarını bildiren hadisi şerif ile şefaat hadisini zikredeceğim. Demek ki kıyamet koptuktan sonra o mahşer alanında toplanmayla birlikte 50 bin senelik bir zaman dilimi var. Şimdi oradaki o durakları tek tek işleyeceğim diyor. Kardeşim, bilmelisin ki insanlar kabirlerinden kalktığında Allah'ın izniyle daha sonra zikredeceğimiz gibi olurlar. Allah yeryüzünü başka bir yeryüzüyle değiştirir ve yeryüzü Allah'ın izniyle uzar. Karanlığın üzerine köprü uzatılır. Böylelikle yaratıklar Allah yeryüzünü dilediği gibi değiştirdiğinde o köprünün üzerinde bulunurlar. Allah yeryüzünü dilerse suretiyle, dilerse başka bir yeryüzüyle değiştirir. Bu bir teferruat. Artık orada Allah nasıl takdir ederse o şekilde yapacak. Diler başka bir yeryüzü koyacak. Hani denilebilir acaba bu yeryüzü mü olacak yine mahşerde? Aynı dünya mı? Artık Allah bilir orasını. Dilerse suretiyle, dilerse başka bir yeryüzüyle değiştirir diyor. Bu yeryüzü uyanıklık diye isimlendirilen ve üzerinde uykunun bulunmadığı bir yeryüzüdür. Bu mahşer alanındaki uzatılan yeryüzü. Böylelikle Allah onu derinin uzatılması gibi uzatır. Allah şöyle buyurur ayette, yeryüzü uzatıldığında. Allah yeryüzünün genişliğini dilediği kat genişletir. Bu miktar 21 parçadan 99 parçaya kadar olabilir.
Böylece yeryüzünde ne bir eğrilik ne de bükülme kalır. Dümdüz oluyor yeryüzü. Allah göğü kendisine doğru çeker ve onu sağ eliyle yazılı kağıtların dürülmesi gibi dürer. Sonra kırılgan bir haldeyken onu daha önce uzatmış olduğu yeryüzünün üstüne atar. Bu durum ayette gök parçalanır, o gün gök kırılgandır ayetinde belirtilir. Yaratıklar Allah'ın kendisini uzattığı yeryüzüne gönderilir. Böylelikle Allah'ın onlara yapacağı şeyleri beklemeye koyulurlar. Gök kırılgan olunca melekler onun için çeşitli noktalarına inerler. Yeryüzündekiler kendilerinden kat be kat fazla yüce yaratıklar topluluğu görürler. Şimdi melekler de indi yeryüzüne. Bu sefer melekler topluluğunu görüyor. Yeryüzündeki bulunanlar, insanlar ve cinler. Böylelikle daha önce hiç tanık olmadıkları meleklerin büyüklüğünü gördüklerinde Allah'ın onların içinde kendilerine indiğini zannederler ve şöyle derler. O meleklerin o muhteşemliğini görünce yeryüzündeki o insanlar bu sefer Allah da onların arasında gelmiş gibi zannederler diyor ve şöyle derler. Rabbimiz de aranızda mıdır? Melekler Rabbimizi tenzih ederiz. Aramızda değildir. Gelecek derler. Ardından melekler insan ve cinler alemini kuşatacak şekilde yeryüzünün yönlerinin etrafında dairesel olarak saf tutarlar. İnsan ve cinleri ortada toplanmış olarak düşünün. Melekler halka şeklinde insan ve cinlerin etrafında bir daire şeklinde onları ortaya topladılar. Söz konusu melekler yakın göğün sakinleridir. Bu melekler yakın göğün sakinleridir. Sonra ikinci göğün melekleri iner. Tekrar o yeryüzüne. Yedi kat gök var ya şimdi teker teker melekler iniyor. Onlar Allah ikinci göğü dürüp Katip diye isimlendirilen yıldızı ateşe attıktan sonra inerler. Yedi tane de gezegen var demiştik. Bunlardan biri de Katip. O da ateşe atıldıktan sonra ikinci göğün melekleri de iniyor. Ne oluyor? İlk inen meleklerin etrafında bir halkada onlar oluşturuyor. İkinci bir halka oluyor. İkinci gök melekleri ilk göktekilerden sayıca daha çoktur. Bunun üzerine yaratıklar şöyle derler. Rabbimiz aranızda mıdır? Melekler onların bu sözlerinden korkuya kapılır ve Rabbimizi tenzih ederiz. O aramızda değildir, gelecektir derler. Böylece onlar da ilk meleklerin yaptıklarını yaparlar. Onların ardından ikinci bir daire oluştururlar. Sonra üçüncü göğün melekleri iner. Üçüncü göğün Zühre denilen yıldızı ateşe atılır. Allah onu sağ eliyle dürer. Yaratıklar kendilerini görünce şöyle derler. Rabbimiz aranızda mıdır? Melekler Rabbimizi tenzih ederiz. O aramızda değildir, gelecektir diye karşılık verirler. Her gökten sonra iş böyle devam eder. En sonunda yedinci göğün melekleri iner. Yaratıklar inenlerin daha öncekilerin hepsinden kalabalık olduğunu görünce sorarlar. Rabbimiz aranızda mıdır? Melekler Rabbimizi tenzih ederiz. Kuşkusuz Rabbimiz gelmiştir ve Rabbimizin vaadi hiç kuşkusuz gerçekleşir diye karşılık verirler. Bu mevzu Kur'an-ı Kerim'de ayette de geçmektedir. Allah karanlık bulutlar içinde gelir. Yedi kat göğün melekleri geldi. Yedi halka oluşturdu insan ve cinlerin etrafında. Allah karanlık bulutlar içerisinde gelir. Bu esnada melekler kendisine eşlik eder. Sol tarafında cehennem bulunur. Hakkın gelişi ile hükümdarın gelişi gibidir. Çünkü Allah şöyle der. Ayette şöyle geçer. Din gününün sahibi. Kastedilen bugündür ve orada melik, hükümdar diye isimlendirilir. Melekler ise yaratıkları kuşatacak şekilde yedi saf olurlar. İnsanlar cehennemi gördüklerinde ise cehennem zorbalara ve büyüklük taslayanlara karşı kabarır ve öfkesinden solur. Bütün yaratıklar gördükleri şeyin azametinden korkarak ve çekinerek cehennemden kaçışır. O cehennemin de o mahşer alanındaki o görüntüsüyle o tarafa geldiğini görünce insanlar irkiliyor ve kaçışmak istiyorlar. Bu korku büyük korkunun kendilerini mahzun etmeyeceği kimselerden başkaları için en büyük korkudur. Bakın en büyük korku ne zaman yaşanacak? İşte o mahşer alanındaki bu mevzu. Cehennemin geldiğinde o cehennemin korkunçluğunun görmesiyle o köpürmesinden dolayı insanların büyük bir dehşete ve korkuya kapılması. Kaçmak istemeleri. En büyük korku budur diyor. Burada bir de mahzun bu korkunun kendilerini mahzun etmeyeceği bir tayfa var. Onlar kimmiş? Şimdi onları açıklıyor. Söz konusu insanları ise melekler karşılar. Ayette şöyle geçer. Bu size taahhüt edilmiş gününüzdür derler melekler. Onlar peygamberle beraber güvende olan kimselerdir. Ancak peygamber ümmetleri hakkında endişe duyarlar. Bunun nedeni peygamberlerin yaratıklara karşı şefkat duygusu nedeniyle yaratılmış olmalarıdır. Bunun üzerine o gün şöyle derler. Esenlik ver, esenlik ver. Şimdi peygamberlerde de bir korku var, bir üzüntü var ama onların korkusu kendilerinden değil, kendi nefislerine değil. Ümmetleri için. Bir de bu insanların arasında bir tayfa var ki işte onlar
korkmayacak, mahzun olmayacaklar o mahşer alanında. Onu dile getirmiş oluyor. Allah yaratıkları içinden bu korkudan güven içindeki kimseler için nurdan minberler konulmasını emreder. Minberler o insanların toplanma yerindeki menzillerine göre derece derece yüksekliktedir. Onlar korkudan güven içinde ve müjdelenmiş olarak bu minberlerin üzerine otururlar. Bu ise Rabbin gelmesinden öncedir. Rabbin oraya gelmesinden öncedir. İnsanlar cehennemden korkarak ve o günde gördükleri korkunun büyüklüğünden ürkerek kaçmaya ve ayrılmaya başlayınca meleklerin saf saf olduğunu görürler. Onların saflarını aşamazlar. Çünkü 7 daire çember şeklinde melekler aldı insanları ortaya. Burayı aşamıyorlar tabii. Kaçacak bir yer yok. Böylece melekler ve gerçek hükümdarın engeli onları toplanma yerine doğru sevk eder. Peygamberleri de kendilerine dönünüz dönünüz diye bağırırken onlar da birbirlerine bağırışır. Bu durum Hazreti Peygamber'in söyleyeceği sözle ilgili olarak şu ayette belirtilen durumdur. Ayette şöyle geçer. Sizin hakkınızda feryat etme gününden endişe ederim. O gün gerisin geriye döner kaçarsınız. Sizi ise Allah'tan koruyacak kimse yoktur. Böyle geçer diyor. Peygamberler şöyle der. Allah'ım esenlik ver, esenlik. Onlar ümmetleri adına en derin korkuya duyarken ümmetler kendi haklarında kendileri adına korkarlar. Kalpleri saptırıcı kuşkularla kirlenmediği gibi dışları da dini ibadetlere aykırı davranışlarla kirlenmeyen korunmuş temiz insanlar ise orada güven içindedirler. Peygamberler onların içinde bulunduğu güven haline gıpta ederler. Peygamber Efendimizin de hadis-i şerif var ya, peygamberler dahi onlara gıpta ederler diye, işte o mahşer alanındaki gıpta ettikleri zümre bu. Çünkü onlarda bir korku yok. Minberler de verilmiş. Onlar mahzun da olmayacaklar. Ayette öyle geçiyor ya. Onların da mahzun da olmayacaklar. Çünkü peygamberler kendileri hakkında olmasa bile ümmetleri hakkında korku içindedir. Hakkın kıyamet günü 3 nidası. Şimdi Hakkın 3 nidası olacak orada. Seslenişi bu insanlara. Ne diyecekmiş bakalım. Allah tarafından bir nidacı bağırır. Ve mahşer yerindeki herkes onu duyar. Onlar veya ben. Bu nidanın bizzat Hakk'ın nidası mıdır yoksa Hakk'ın emrinden olan bir nida mıdır bilmez. O bağırma, o ses Hakk'ın nidası mıdır yoksa Hakk'ın emrinden mi kaynaklanır, bu mevzu bilinmezdir diyor. Ama bir ses duyulur. Bu nidada şöyle seslenilmektedir. Ey vakfe, yani durma yerinde bulunanlar. Cömertlik sahibinin kim olduğunu bugün öğreneceksiniz. Bakın şimdi Allah'ın Hakk'ın nidası. Burayı iyi dikkatinizi çekiyorum, iyi idrak edin. Ey vakfe yerinde duranlar, bulunanlar. Cömertlik sahibinin kim olduğunu bugün öğreneceksiniz. Bak Allah kendini neyle niteliyor? Cömertlikle. Cömertlik sahibinin kim olduğunu bugün öğreneceksiniz. Çünkü Allah bize şöyle demiştir. Ayette şöyle geçer. Ey insan! Seni cömert Rabbine karşı kışkırtan nedir? Bu ayette müthiş sır var. Bu ayeti Fütuhat-ı Mekke'nin çok değişik yerlerinde hep dile getirecek ve değişik manalardan bakış açısıyla açacak. Burada da bir kısmen biraz açmış. Bakın ayette ne diyor Allah-u Teala? Ey insan, seni cömert Rabbine karşı kışkırtan nedir? Allah burada kendini neyle niteliyor? Hangi ismini kullanmış? Buraya dikkatinizi çekiyorum. Kendini cömertlikle niteliyor ve Rab ismini kullanıyor. Ey insan, seni cömert Rabbine karşı kışkırtan nedir? İnfitar suresi 6. ayet. Bu sorunun amacı insana öğretmek ve onun dikkatini çekmektir. Allah aslında soru soruyor ama sorunun içerisinde cevabını koyuyor. Yani uyanık olan, anlayan oradaki cevabı görecek. Görmeli. Bu sorunun amacı insana öğretmek ve onun dikkatini çekmektir. İnsan şöyle der. Bu soru sorulduğu zaman, o zaman kendisine Hak tarafından. Beni kışkırtan senin cömertliğindir. Beni kışkırtan Allah-u Teala sordu ya, ey insan seni cömert Rabbine karşı kışkırtan nedir? Niye bu cömert Rabbine karşı geldin, asi geldin, emirlerine uymadın? Dediği zaman sorunun içerisindeki cevabı insan alacak oradaki kullanılan kelimeden. O zaman şu cevabı verecek. Beni kışkırtan senin cömertliğindir. Şeyhimiz Eş Şenahattete'nin bir gün ağlayarak şöyle dediğini duymuştum. Ey toplum! Bu ayetle alakalı, bu mevzuyla alakalı. Ey toplum! Onun cömertliğine göre davranmayınız. Hiçbir şey değilken bizi varlığa çıkardı. Bilmiyorken bize bilmediğimiz şeyleri öğretti. Herhangi bir çabamız olmaksızın kendisine, meleklerine,
peygamberine, kitaplarına inanmayı kendiliğinden bize öğretti. Biz bilmiyorken, bunları yapmışken, öğrendikten ve kendisine iman ettikten sonra bize azap eder mi? Onun cömertliği böyle bir şey yapmaktan münezzehtir, demiş. Şeyhimiz böyle dedi diyor. Şeyh bu sözleriyle beni mutluluktan ağlattığı gibi orada bulunanlar da ağlamıştı. Burada bu ayet ile Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu ayetten çıkaracağımız manaya dikkat çekiyor. Allah'ın rahmeti yönünü dile getirmekte. İşte cömertlik, bakın cömert. Cömertlik neyi gerektirir? Karşılıksız vermeyi gerektirir. İşte Rabbine karşı, seni cömert Rabbine karşı kıskırtan nedir dediği zaman Allah-u Teala böyle hitap ettiğinde, işte bu buradaki hikmeti gören insanın vereceği cevap senin cömertliğindir ya Rabbi diyecek bir nevi. Yani sen cömertsin. Sen karşılıksız verirsin. Yoksa benim her yaptığım mevzuya göre karşılık vermeye kalksaydın, bakın ne diyoruz? Cehenneme girişle cennete girişi. Cehenneme giren neye göre girecek? Allah'ın adaletine göre. Adalet neydi? Hak edene hak ettiğini vermek. İşte orada ince bir terazi tartı var. Kul yaptığı ameller neticesinde ne tarafı hak ediyorsa, adaletle davranınca Allah-u Teala o kulu cehenneme gönderiyor. Cennete girenler ise Allah'ın lütfuyla giriyor. Burada adaletle değil. Adalet olsa cennete giriş olmaz zaten. Lütuf var burada. İhsanı var Allah-u Teala'nın. Cennete girenler Allah'ın lütfuyla girmişken, cehenneme girenler ise, cehenneme girmeye hak kazananlar Allah'ın adaletiyle, adil ismiyle muhatap oldukları için cehenneme giriyorlar. Demek ki cennete giriş bizim amellerimizde değil. Hiç kimsenin, Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde de böyle beyan ediyor zaten. Hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Ya Resulullah sen de mi, diyorlar sahabe. Evet ben de, umulur ki Allah bana rahmet eder. Yani Allah'ın rahmeti, merhameti, lütfu olması lazım kul, bir kulun cennete girmesi için. Evet, şeyh bu sözleriyle beni mutluluktan ağlattığı gibi orada bulunanlar da ağlamıştı. Sonra konumuza dönüp deriz ki Allah bu nidada şöyle der. Şimdi Allah-u Teala hak nasıl nida edecek devamında. Yanları yataklardan uzaklaşan kimseler, gecelerini uykusuz geçirenler nerededir? Onlar korkarak ve arzulayarak Rablerine dua eder ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederlerdi. Secde suresi 16. ayet. Şimdi bu zümreye hitap ediyor Allah-u Teala. Bakın cennete gideceklerden sorgusuz sualsiz cennete, mahşer alanında hiç hesap kitaba takılmadan, sorgusuz sualsiz cennete gidecek zümre olduğu gibi hiç hesap kitaba takılmadan sorgusuz sualsiz cehenneme gidecek zümre de var. 3 zümre direkt cennete gidecek, hiç hesap kitap görülmeyecek onlara. Terazide tartılma olayı yok. Direkt cennete. Tabii şey çekecek de onları. Tabii. Bir de 3 zümre de cehennem ehli olan 3 zümreye de hiç onların da hesabı kitabı daha tartılmayacak. O mahşer alanında hesap kitap mevzusu olmadan onlar da direkt hemen cehenneme gidecekler. Şimdi bu 3 zümreyi, cennete gidecek 3 zümreyi anlatmakta. Allah-u Teala bu ayette, Secde suresi 16. ayette işte o zümrelerden ilki, yani cennete sorgusuz sualsiz gidecek olan zümre kimmiş? 1. Ne diyor ayette? Yanları yataklardan uzaklaşan kimseler. Gecelerini uykusuz geçirenler yani. O güzel uykuya bölenler, kalkanlar, Allah için, Rableri için, Rablerine dua etmek için, niyaz etmek için kalkanlar, namaz kılanlar. Nerededir diyor Allah-u Teala? Onlar korkarak ve arzulayarak, Allah'tan korkarak ve arzulayarak Rablerine dua eder ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederlerdi. İşte bunlar gece kalkıp Allah için namaz kılan, dua eden, Allah'tan korkan, arzulayarak Rablerini arzu ederek onlara dua eden ve kendilerine rızık olarak verilen şeyleri infak eden, dağıtan kimseler bu zümre. Direkt cennete gidecek zümre bu. Bir, sorgusuz sualsiz. Böylece onlar cennete götürülür. Bu tayfa gidiyor cennete. Şimdi ikinci zümre kimmiş? Sonra hak tarafından ikinci bir nida daha duyarlar. Bu nidanın bizzat haktan mı yoksa emrinden mi olduğunu da bilmiyorum. Nida şöyle der. Evet, şimdi diğer ayeti kerimede Allah'ın bu ayet ile nida ettiği zümre. Direkt cennete gidecek ikinci zümre. Alışveriş ve ticaretin kendilerini Allah'ı zikretmekten ve namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı kimseler nerelerdir? Nerededir? Bakın. Alışveriş ve ticaretin
kendilerini Allah'ı zikretmekten ve namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı kimseler nerededir? Onlar kalplerin ve gözlerin yerlerinden çıkacağı bir günden korkar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en iyi bir şekilde verir ve onlara olan ihsanını arttırır. Nur suresi 37. ayet. İşte bu zümrede direkt cennete giriyor. Alışveriş ve ticareti Allah'ı zikretmekten alıkoymayan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymayan kimseler nerededir diyor Allah-u Teala. Hitap ediyor. Onlar kalplerin ve gözlerin yerinden çıkacağı bir günden korkarlar, işte o kıyamet gününden. Ondan korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en iyi bir şekilde verir ve onlara olan ihsanını arttırır buyuruyor Allah-u Teala. Bu zümrede direkt cennete gidiyor. Üçüncü bir nida daha duyarlar. Şimdi üçüncü zümre. Bu nidanın da haktan mı yoksa onun emrinden mi olduğunu bilmiyorum. Ey vakfede bulunanlar! Bugün cömertlik sahibinin kim olduğunu öğreneceksiniz. Diğer ayette şu. Allah'ın kendilerine taahhüt ettiği şeylerin doğru olduğunu görenler nerededir? Allah doğru sözlülere doğruluklarının karşılığını verir. Ahzab suresi 23 ve 24. Demek ki üçüncü zümrede bunlar. Ne diyor? Allah'ın kendilerine taahhüt ettiği şeylerin doğru olduğunu görenler nerelerdedir? Allah doğru sözlülere doğruluklarının karşılığını verir. Bunlar da doğru olanlar işte. Doğru sözlü olanlar. Bunlar da direkt cennete gidecek zümre. Sorgusuz sualsiz. Ateşten uzayan boyunlar ve vakfe gününün üçüncü nidası. Şimdi burada cehenneme, şimdi cennete gidecek üç zümre vardı. Bunlar. Bir de hiç sorgusuz sualsiz cehenneme kimler gidecekmiş onları anlatıyor. Bu nidadan sonra ise ateşten bir boyun çıkar. Cehennemden, ateşten bir boyun suretinde, böyle bir hortum gibi diyelim. Bir boyun çıkıyor. Mahşer alanında bekleşmekte olan insanların üzerine doğru geliyor bu boyun. İki gözü ve anlaşılır bir lisanı olduğu halde yaratıklara ulaştığında şöyle der bu boyun. Ey vakfedekiler! Ben sizden üç kimseyi almakla görevlendirildim. Birinci nidada mutlular içinden üç grup için üç kez tekrarlanmıştı. Bütün bunlar hesaptan öncedir. Bakın daha hesap kitap yok, mizan kurulmadı. Bütün bunlar hesaptan öncedir. İnsanlar ise kala kalmış ve ter boğazlarına kadar yükselmiştir. Korkuları artmış, gördükleri şey karşısında kalpler parçalanmıştır. İşte bu esnada ateşten yükselen boyun onlara şöyle der. Bu cehennemden gelen, ateşten yükselen boyun hitap ediyor şimdi. Ben inatçı zorbaları cezalandırmakla görevlendirildim. Böylece tıpkı bir kuşun susam tanelerini yuttuğu gibi safların arasından, o bekleşen insanların arasından zorbaları yutar. Bakın o boyun, ateşten suret gelip o mahşer alanında bekleyen insanların içerisinden bir kuşun buğday tanelerini tık tık topladığı gibi o zorbalar kimlerse, o inatçı zorbalar tek tek böyle toplayacak. Doğru cehenneme gidiyor o zümre. Bunları, zorbaları yutar. O insanlardan vakfede kimse kalmayınca ikinci kez nida eder. Şimdi zorbaları topladı. İnatçı zorbalar, zorbalık yapanlar. Bu zümreyi topluyor. Ateşten gelen bu boyun, cehennem. Şimdi ikinci nidaya geçer. Ey vakfedekiler! Ben Allah'a ve peygamberine eziyet edenleri cezalandırmakla görevliyim. Bir kuşun susam tanelerini yuttuğu gibi yaratıkların içinden onları yutar. Demek ki ikinci zümre kimmiş? Cehenneme direkt gidecek hesapsız kitapsız. Allah'a ve peygamberine eziyet edenler. Onları da alıyor bu ateş. Ateşten boyun. Onlardan kimse geride kalmayınca bu kez üçüncü kez bağırır. Ey vakfe ehli! Ben Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkışanları cezalandırmakla görevliyim. Allah'ın yarattığı gibi yaratmaya kalkışanları cezalandırmakla görevliyim. Üçüncü zümrede bunlar. Böylece suret yapan insanları yutar. Putları yapanları. Söz konusu insanlar, tapım için kiliselerde suretler yapan ve putları yontan insanlardır. Yani tapınmak için, ilah edinmek kastı ile putlar yapan, heykeller yapan insanlar. Bu durum şu ayette bildirilmiştir. Yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz? İşte onlar Allah'a tapmak yerine onlara tapılsın diye insanlar için ahşap veya taşlardan heykeller yontuyordu. Herhangi bir şeyden, ahşap olur, taş olur, demir olur, bronz olur, neyse, tapınmak kastı ile bir takım heykeller yontanlar bunlar işte.
İşte bu insanlar suret yapanlardır. Ardından uzayan bu boyun bir kuşun susam tanelerini yuttuğu gibi safların arasından o insanları yutar. Allah onları diğer insanların arasından aldığında içlerinde suret yapan kimseler bulunduğu halde kalırlar. Söz konusu insanlar yaptıkları suretleri diğerleri gibi onlara tapılsın diye yapmayan kimselerdir. Şimdi burayı iyi anlayalım bakın. Allah-u Teala buradan cehennemden gelen, Allah'ın emriyle cehennemden gelen o ateşten boyun, bu üçüncü zümreyi yani tapınmak kastı ile suret yapan, heykel yapan, resim yapanları tek tek topladı aldı. O insanların arasında diyor resim suret yapanlardan bir zümre kalır gene. Onları almaz, dokunmaz. Kim onlar? Tapınmak kastı olmadan suret yapanlar. Burayı iyi anlamamız lazım. Tabi bu konuyu insanlar biraz şey yapmışlar. Tefrit ifrat meselesi var ya, fazlaya kaçmışlar. Mesela her resim yapanı böyle addeden bir takım zümre de var. İnsanlar da var. Her resim yapanı veya bir suret yapanı, sen işte Allah sana bu yaptığın surete çabuk ver bakalım hadi, canlandır, ruh ver diyecek. Veremediği için doğru cehenneme gidecek diye halk arasında anlatılan bir mevzu vardır ki bu konu yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Bakın burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri mevzuyu açmış. Bu suret yapanlar tapınmak kastıyla yapanlar. Tapınmak kastı olmadan yapan, suret yapan insanlar bu zümrenin içerisinde değil. Burayı özellikle belirtelim. Çünkü bak ne diyor? Söz konusu insanlar yaptıkları suretleri diğerleri gibi onlara tapılsın diye yapmayan kimselerdir. Bu insanlar kalır diyor o şeylerin arasında. Ha, onlara da bir hesap sorulacak mıdır? Sorulacaktır. Allahu alem. Ama onları cehennem ateşi toplayıp alıp götürmüyor bakın. Onlar çünkü tapınmak kastıyla yapmıyorlar o suretleri. Bu nedenle yaptıkları şeylerin canlanmalarını sağlayacak ruhları üflemeleri onlardan istenilmez. O kalanlardan. Onlar da üflemezler. Nitekim suret yapanlarla ilgili bir hadiste bu durum belirtilmiştir. Böylelikle Allah'ın dilediği kadar dururlar ve Allah'ın onlara yapacağı şeyi beklerler. Ter onları boğmuştur. Bu üç zümre de gitti cehenneme. Orada mahşer alanındaki halk Allah'ın dilediği kadar orada bir beklemede kaldılar. Ter onları boğuyor. Kıyamet durakları. Şeyhimiz El-Kassar Hicri 599 senesinde Mekke'de Yüce Kabe'nin Rükn-i Yemani tarafında bize şöyle bir hadis aktarmıştı deyip hadislerin ravisini, zincirini uzunca zikrettikten sonra Muhittin İbn Arabi Hazretleri kimden aktarılmış? Bu Abdullah bin Mesud'dan aktarılmış hadis şöyledir. Ali bin Ebu Talib'in yanında oturuyordum. Yanında Abdullah bin Abbas, etraflarında ise Hazreti Peygamber'in ashabından birkaç kişi vardı. Ali şöyle dedi. Hazreti Ali şöyle dedi. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kıyamette her birinin süresi 1000 yıl olan 50 durak vardır. 50 durak şudur. İnsanlar kabirlerinden kalkar ve kabirlerinin kapılarında 1000 sene çıplak, yalın ayak, aç susuz kalırlar. Şimdi bakın bu 50 durağı anlatıyor Hazreti Ali. İnsanlar kabirden kalkıyor ve kabirlerinin kalktığı yerde 1000 sene, ahiret senesiyle bakın, ahiret senesiyle 1000 sene çıplak ve aç, susuz, yalın ayak bekleniliyor. Bak burada 1000 sene. Kabirden kalkıldıktan sonra bekleme süresi 1000 sene. Kabrinden Rabbine, peygamberine, cennet ve cehennemine, dirilişe ve kıyamete, iyisiyle kötüsüyle kaza ve kadere iman etmiş Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin katından getirdiği şeyleri doğrulayarak kalkan kimse kurtulur. Bakın eğer bunlara iman ettiyse o oradaki 1000 senelik durakta beklemiyor. Burayı iyi anlayalım. Bekleyen kim? O aç, susuz, çıplak. İşte burada bu konuda iman etmeyen kimse. Rabbine, peygamberine, cennet ve cehennemine, dirilişe, kıyamete, iyisiyle kötüsüyle kaza ve kadere iman etmiş ve Hazreti Muhammed'in Rabbinin katından getirdiği şeyleri doğrulayarak, bunlara inanarak kalkan kimse kurtulur. O 1000 sene beklemiyor orada. Başarıya erer, kazanç sağlar ve mutlu olur. Zikredilenlerden herhangi birinde kuşkuya kapılan ise açlık, susuzluk, keder, üzüntüsü içinde 1000 sene kalır. İşte bu zikredilenlerden, yani peygamberlere imandan, cennete, cehenneme imandan, dirilişe, kıyamet gününe imandan, kaza ve kadere imandan bir şeki şüphesi varsa bu şıklardan birisine, o zaman bu kişi 1000 sene o kabirden kalktığı zaman aç, susuz ve çıplak bir vaziyette bekleyecek diyor orada.
En sonunda Allah dilediği şekilde onun hakkında hüküm verir bu bekleyenin. Oradan ikinci durağa geçecek bakalım. İnsanlar bu makamdan mahşer yerine sevk edilir. Şimdi orada 1000 sene bekleyen bekledi. Ha, bu iman sahibi, imanı sağlam, kuvvetli olan ise orada 1000 sene beklemeden mahşer yerine geçti. Diğerleri kalktıkları gibi bekliyorlar. Böylece ateşten merdivenler üzerinde güneşin sıcaklığı altında 1000 sene ayakta beklerler. Mahşer yerine geçtiler. Şimdi 1000 sene de orada bekleme var. Bakın. Kabirde bir bekledi. Kabirden kalkınca 1000 sene. Şimdi mahşer yerine geçti ondan sonra. 1000 sene orada beklerler diyor. Güneşin sıcağının altında. Sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından ateş onlara vurur. Cehennemde orada ya. Güneş ise tepelerindedir. Bu esnada arşın gölgesinden başka gölge yoktur. Kendisini müşahede ederek peygamberi Hazreti Muhammed'i onaylayarak ihlaslı bir şekilde Allah'a kavuşan kimse Rahman'ın arşı altında gölgelenir ve çektiği tasalardan kurtulur. Böyle bir insan ortak koşmaktan ve sihirden uzak durmuş. Bakın, büyücülükle uğraşan, sihir yapanın hali. Bu insan, bu arşın gölgesinde gölgelenen insan, buradaki bu 1000 senelik duraktan kurtulan insan kimmiş? Ortak koşmaktan ve sihirden uzak durmuş. Müslümanların kanlarını akıtmaktan kendisini korumuş. Ya bakın, Müslümanların kanlarını akıtmaktan. Bugün din adına, Allah adına, Müslümanlık adına kan akıtan insanlar maalesef işte bu hakikatleri göremiyorlar. Müslümanların kanlarını akıtmaktan diyor, bak özellikle belirtiyor. Herhangi bir insan demiyor yani. Müslümanın kanını akıtmaktan uzak durmuş kimseler, kurtulanlar. Müslümanların kanlarını akıtmaktan kendini korumuş, Allah'a ve peygamberine karşı samimi olmuş, Allah'a ve peygamberine itaat eden kimseleri sevmiş, Allah'a ve peygamberinin emrine isyan etmiş kimselerden nefret etmiştir. Bu kişiler, bu 1000 sene beklemeyecek olanlar, o sıkıntıyı çekmeyecek olanlar. Bu yoldan ayrılan ve tek bir kelimeyle bile olsa bu günahlardan birine düşen ya da kalbi değişen veya dininden herhangi bir konuda kuşkuya kapılan ise 1000 sene sıcaklık, üzüntü ve azap içinde kalır. En sonunda Allah onun hakkında dilediği şekilde hüküm verir. Bir 1000 senede bu durak var bakın. Ondan sonra ne olacak? Sonra yaratıklar nur ve karanlığa sevk edilir. Böylelikle o karanlık içinde 1000 sene kalırlar. Şimdi geçti 3. durak. Nur ve karanlığa sevk ediliyor kişiler, yaratıklar. 1000 senede o karanlıkta kalır diyor. Allah'a kavuşup ona herhangi bir şeyi ortak koşmayan, şirk yapmayan, kalbinde hiçbir şekilde ikiyüzlülük bulunmayan, dininin herhangi bir konusunda kuşkuya kapılmayan, üzerindeki hakkı veren, üzerinde her kimin hakkı varsa o hakkı hak sahibine teslim eden, doğru söyleyen ve insanlara karşı insaflı olan, görünür ve görünmeyen işlerde Allah'a itaat eden, Allah'ın takdirinden razı olan, Allah'ın verdiğiyle yetinen kimseler göz açıp kapatıncaya kadar yüzü beyazlamış olarak karanlıktan hemen nura çıkarlar. Bunlar orada 1000 sene beklemiyor işte bu zümre. Hemen oradan göz açıp kapayıncaya kadar o nura geçerler diyor. Böyle bir insan bütün tasalardan kurtulmuş kimsedir. Bunlardan herhangi birisine aykırı hareket eden ise, bu şıklardan birine bir aykırılığı varsa, 1000 sene gam içinde kalır. Sonra yüzü kararmış bir halde oradan çıkar. Bu durum Allah'ın iradesidir. Allah dilediğini yapandır. Geçtik diğer durağa. Sonra yaratıklar sayıları 10 olan hesap merdivenlerine sevk edilir. Bakın şimdi orada bir hesap merdiveni varmış. 10 tane basamağı olan. Her birisinde 1000 sene kalırlar. Birinci merdivende Ademoğlu haramlardan sorguya çekilir. Şimdi buradaki mertebelerden geçti, o 3 duraktan geldi merdivene. Merdivende de 10 durak var. Birinci sorgu neymiş o duraklardan? Haramdan sorguya çekilir. Herhangi bir haramı işlememişse ikinci merdivene geçer. Şimdi orada... Herhangi bir haramı işlememişse ikinci merdivene geçer. Bu kez arzularından sorguya çekilir. Şimdi o merdivende neden sorguya çekiliyor? Arzularından. Nefsin arzusundan, hevadan.
Arzularından da kurtuluşa ererse üçüncü merdivene geçer. Arzularında da bir sıkıntı yok, problem yok. Bu sefer üçüncü merdivene geçiyor. Bu kez ana baba haklarından sorguya çekilir. Bu kez Allah'ın işlerini kendisine havale ettiği insanların onun üzerindeki haklarından sorguya çekilir. Bakın, Allah'ın işlerini kendisine havale ettiği insanların onun üzerindeki haklarından sorguya çekilir. Onlara Kur'an ve dinle ilgili meseleleri ve saygıyı öğretip öğretmediğinden sorguya çekilir. Bakın ne çok sorgu var. Bunları yapmışsa 5. merdivene geçer. Bunları yapmışsa bunları yapmışsa 5. merdivene geçer. Bu kez mülkiyeti altındaki insanların hakları sorulur. Kendi mülkiyeti altındaki insanların haklarını gözetmiş mi? Onlar soruluyor. Onlara karşı iyi davranmışsa 6. merdivene geçer. Yani kişinin mülkiyeti altındaki insanlar kimler oluyor? Ailede eşi, çocukları, bir yönetici ise, bir fabrikada yönetici durumundaysa mahiyetindeki işçiler, insanlar, mülkiyeti hakkındaki altındaki insanlar olmuş oluyor. Orada akrabalarının hakları kendisine sorulur. Şimdi akraba hakkına geçti. Haklarını yerine getirmişse 7. merdivene geçer. Orada yakın akraba ilişkilerinden sorguya çekilir. Bakın akraba hakları ayrı, bir de yakın akraba ilişkilerinden sorguya çekilir. Yakın akrabasını ziyaret etmişse 8. merdivene geçer. Orada çekememezlik duygusundan sorguya çekilir. Çekememezlik. Hasetçi bir insan değilse 9. merdivene geçer. Bu kez hilekarlıktan sorguya çekilir. Herhangi bir insana karşı hile yapmamışsa 10. merdivene geçer. Bu kez aldatmadan sorguya çekilir. Kimseyi aldatmamışsa kurtulur. Artık gözleri aydınlanmış, kalbi sevinçle dolu ve dudaklarında tebessüm olduğu halde Allah'ın arşının gölgesine yerleşir. Buralardan geçti ve gölgeye yerleşti. Bu özelliklerden herhangi birinden kaybederse, her özelliğin durağında 1000 sene aç, susuz, üzüntülü, gamlı ve endişeli olarak kalır. Ona herhangi bir şefaatçinin şefaati fayda vermez. Bakın burada şefaat yok. Yani mahşer alanında, kıyamette bu duraklarda kimsenin kimseye şefaati yok. Burada herkes ameliyle baş başa. Şefaatin olmadığı yer burası. Burayı iyi bilelim. Burada şefaat yok. Mahşer ve 15 durağı. Sonra sağ ve sol elleriyle kitaplarını, amel defterini almaya götürülürler. Bakın şimdi buradaki duraklara da geçti. Şimdi defterler verilmeye geldi. Bu esnada 15 durakta hesaba çekilirler. Defterlerini almaya gelince bir 15 durak daha var. Şimdi orada da hesap var. Her durak 1000 senedir. İlkinde sadakalardan ve Allah'ın mallarına farz kıldığı şeylerden sorguya çekilirler. Sadaka. Bakın buradaki duraklarda da. İlk sorgu sadaka ve Allah'ın mallarına farz kıldığı şeylerden sorguya çekilir. Sadakaları ve mallarındaki hakları tam veren kimse 2. durağa geçer. Burada doğru sözlülük ve insanları bağışlamak huyundan sorguya çekilirler. İnsanları bağışlamak ve doğru sözlülük. İnsanları bağışlayan kimseyi Allah da bağışlar. Bakın bağışlamak çok güzel bir şey hakikaten. Yani bağışlanmak istiyorsa kişi bağışlamalı. Kendine ne kadar bir takım zulümler de yapılmış olsa işin hakikatini bilen insan bu şekilde bağışlamalı ki bağışlanabilsin. Merhamet etmeli ki merhamet görsün. Böylece 3. durağa geçer. Bu kez iyiliği emretmekle ilgili sorguya çekilir. İyiliği emretmek. İyiliği emretmiş ise 4. durağa geçer. Burada kötülükten alıkoyup koymadığından sorguya çekilir. Emri bil maruf nehyi anil münker. Kötülükten alıkoymuşsa 5. durağa geçer. Burada ise iyi ahlaktan sorguya çekilir. İyi ahlaklı ise 6. durağa geçer. Burada Allah için sevmek ve Allah için nefret etmekten sorguya çekilir. Allah için seven ve Allah için nefret eden biri ise 7. durağa geçer. Burada
haram maldan sorguya çekilir. Haram maldan herhangi bir şey almamışsa 8. durağa geçer. Bu kez şarap içmekten sorguya çekilir. Şaraptan biraz bile içmemişse 9. durağa geçer. Orada zinadan sorguya çekilir. Zina etmemişse 10. durağa geçer. Bu kez yalan konuşmaktan sorguya çekilir. Yalan söylememişse 11. durağa geçer. Orada yalan yeminden sorguya çekilir. Yalan yere yemin etmemişse 12. durağa geçer. Bu kez faizden sorguya çekilir. Faiz yememişse 13. durağa geçer. Bu kez iffetli kadınlara iftira edip etmemediğinden sorguya çekilir. İffetli kadınlara iftira etmemiş ya da herhangi bir insana iftira atmamışsa 14. durağa geçer. Bu kez yalan tanıklıktan sorguya çekilir. Yalan yere tanıklık etmemişse 15. durağa geçer. Orada bühtandan sorguya çekilir. Bir Müslümana bühtanda bulunmamışsa geçer ve hamd sancağının altına yerleşir. Hamd sancağının altına ancak bu kadar duraktan geçtikten sonra yerleşiyor. Bu insanın defteri sağ elinden verilir. Defteri hangi eliyle alacağının sıkıntısından ve korkusundan kurtulur. Kolay bir şekilde hesaba çekilir. Bu günahlardan birini işleyip dünyadan tövbe etmeksizin ayrılırsa 15 duraktan her birinde korku, tasa, endişe, üzüntü, açlık ve susuzluk içinde 1000 sene kalır. En sonunda Allah onun hakkında dilediği şekilde hüküm verir. Bakın buradaki mevzuyu iyi anlayalım. Bu hataları, bu duraklarda sorulan sorgularda bu hataları işlediyse dünya hayatında kişi, ama bu hatalarını tövbe ettiyse, nasuhi bir şekilde tövbe ettiyse inşallah Allah-u Teala o tövbesini kabul eder. O duraklarda takılıp kalmamış oluyor. Bu hataları işlemesine rağmen tövbe etmeden ahirete intikal ederse işte onlar her bir durakta böyle 1000 sene bekleyecek. Bunu da en sonunda belirtmiş. Tövbe etmeden geçtiyse eğer ahirete. Ama dünyada bu tarz günahları, burada sayılan günahları işlediyse dahi, gerçekten nasuhi tövbe ettiyse, Allah-u Teala'dan afu mağfiret dilediyse, Allah-u Teala inşallah onun tövbesini kabul edip de günahlarını affettiyse, o duraklarda duraklaması yok o kişinin. Defterin sağ veya sol elden alınması ve okunması. Sonra insanlar 1000 seneliğine defterlerinin okunma durağına yerleştirilir. Bakın şimdi defter okuma durağında da 1000 sene bekleniyor. İnsan malını yoksulluk, ihtiyaç ve yitiklik günü için önceden göndermiş cömert biri ise defterini okur ve okuması kolaylaşır. Diyor malını önceden gönderdiyse o gün için. İşte o gün için insan bu malını bu dünyadan gönderebildiyse defterini okur ve okuması kolaylaşır. Cennet elbiselerinden giyer. Cennet taşlarından başına taç konulur. Rahman'ın arşının altında güvenli ve mutmain bir şekilde oturtulur. Malını yoksunluk ve ihtiyaç günü önceden harcamamış bir cimri ise defteri sol tarafından kendisine verilir. Ona ateşten bir parça kesilerek verilir. Yaratıkların tepesinde 1000 sene açlık, susuzluk, çıplak, üzüntü, keder, hüzün, rezillik içinde bekler. En sonunda Allah onun hakkında dilediği şekilde hüküm verir. Sonra insanlar amellerin tartıldığı teraziye götürülür. Defterler verildi, şimdi teraziye gidiyorlar. Terazi 1000 sene boyunca oraya yerleştirilmiştir. İyilikleri ağır basan kimse başarıya erer ve göz açıp kapatmalık bir sürede kurtulur. Terazisinin iyilikler yönü hafif gelip günahları ağır basan kimse ise terazide 1000 sene tasa, üzüntü, hüzün, azap, açlık, susuzluk içinde hapis kalır. En sonunda Allah onun hakkında dilediği şekilde hüküm verir. Allah'ın önünde durulan 12 durak. Şimdi buradan Allah'ın önünde durulan 12 durağa geçti. Sonra yaratıklar Allah'ın önündeki 12 duraktan birine çağrılır. Her bir durakta kalmanın süresi 1000 senedir. İlk durakta insan köle azat edip etmediğinden sorguya çekilir. Köle azat etmişse Allah onun boynunu ateşten azat eder ve 2. durağa geçer. Bu kez Kur'an'dan, Kur'an'ı ezberlemek ve okumaktan sorguya çekilir. Bakın demek ki Kur'an'ı öğrenmek, bilmek farziyet arz ediyor yani her Müslümana. Kur'an'ı ezberlemek ve okumaktan sorguya çekilir. Kur'an'dan belli bir miktar ezberlemesi lazım ki kişinin namazını kılabilmesi, ibadetini yapabilmesi lazım.
Bunları tam yapmışsa üçüncü durağa geçer. Burada ise cihattan sorguya çekilir. Cihat, Allah için cihat. Allah yolunda sadece onun rızası için cihat etmişse dördüncü durağa geçer. Burada ise dedikodudan sorguya çekilir. Gıybet etmemişse beşinci durağa geçer. Burada söz taşımaktan sorguya çekilir. Söz taşımamış biri ise altıncı durağa geçer. Bu kez yalandan sorguya çekilir. Yalancı birisi değilse yedinci durağa geçer. Bu kez bilgi peşinde koşup koşmamaktan sorguya çekilir. Bilgi, ilim. İlim için, ilim öğrenmek için mücadele etmiş mi? Bilgiyi aramış ve onunla amel etmişse sekizinci durağa geçer. Bu kez kendini beğenmek duygusundan sorguya çekilir. Dindarlığında ya da dünyevi bir işinde veya bilgisiyle ilgili bir konuda kendini beğenmiş değilse 9. durağa geçer. Bu kez büyüklenme duygusundan sorguya çekilir. Herhangi bir insana karşı büyüklük taslamamışsa 10. durağa geçer. Bu kez Allah'ın rahmetinden sorguya çekilir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmemişse 11. durağa geçer. Bu kez Allah'ın tuzağından güvende olup olmamaktan sorguya çekilir. Allah'ın tuzağından emin olmamışsa 12. durağa geçer. Bu kez komşu hakkından sorguya çekilir. Komşu hakkını yerine getirmişse gözleri parlak, kalbi rahat, yüzü aydınlık, elbiselerini giymiş, güleç, sevinçli bir şekilde Allah'ın önüne oturtulur. Rabbi ona hoş geldin der. Kendisinden razı olmakla onu müjdeler. Bu esnada kul sadece Allah'ın bilebileceği şekilde sevinir. Bunlardan herhangi birini eksik yapmış ve tövbe etmeden ölmüşse her durakta 1000 sene kalır. En sonunda Allah onun hakkında dilediği gibi hüküm verir. Cehennem üzerindeki köprü. Şimdi geldi Sırat köprüsüne. Sonra yaratıklara Sırat'a gitmeleri emredilir. Bu olaydan sonra Sırat'a geçmeleri emrediliyor. Onlar da Sırat'a ulaşır. Daha önce Sırat'ta cehennem üstünde köprüler kurulmuştur. Bu köprüler kıldan ince, kılıçtan keskindir. Köprüler 40.000 sene cehennemde gizli kalmıştır. Cehennemin alevi ise köprünün yanlarından yükselir. Köprülerin üzerinde dikenler, kancalar ve çengeller vardır. Köprülerin sayısı 7'dir. 7 tane köprü varmış bakın orada. Bir tane değil yani 7 tane. Bütün kullar köprülerin üzerinde toplanır. Her köprü üzerinde ise toplamı 3000 senelik yolu olan sarp tepeler vardır. Her bir köprüde 3000 senelik yol olan sarp tepeler vardır diyor. Yolun 1000 senesi yokuş. 1000 senesi düz, 1000 senesi de iniştir. Bu durum Rabbin gözetleme yerindedir ayetinde belirtilir. Başka bir ifadeyle Rabbin o köprüler üzerinde bulunur. Melekler ise kulları Allah'a iman edip etmediklerinden sorguya çekmek üzere köprüler üzerinde yaratıkları gözetir. Bir insan Allah'a iman etmiş olarak ihlaslı ve inancına kuşku ve tereddüt karıştırmaksızın imanını getirmişse 2. köprüye geçer. 3 tane köprü var demiştik. 7 tane köprü var demiştik bakın. 2. köprüde namazdan sorguya çekilir. Bakın her 7 tane de köprü geçilecek orada yani. 2. köprüde namazdan sorguya çekilir. Namazı tam olarak getirmişse 3. köprüye geçer. Bu kez zekattan sorguya çekilir. Zekatı tam olarak getirmişse 4. köprüye geçer. Bu kez oruçtan sorguya çekilir. Orucu tam olarak getirmişse 5. köprüye geçer. Bu kez hacdan sorguya çekilir. Onu tam olarak getirmişse 6. köprüye geçer. Bu kez temizlikten sorguya çekilir. Temizlik. Temizlik de çok önemli. Temizlik imanın yarısıdır buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. Temizliği tam olarak getirmişse 7. köprüye geçer. Bu kez haksızlık yapıp yapmadığından sorguya çekilir. Herhangi bir insana haksızlık yapmamışsa cennete geçer. Bunlardan herhangi birisinde eksikliği varsa her köprüde 1000 sene hapsedilir. En sonunda Allah onun hakkında dilediği şekilde hüküm verir. Ravi hadisi sonuna kadar zikretti. Hadisin devamı Allah izin verirse cennet bahsinde gelecektir. Bakın bu mevzu, anlatılan bu mevzu hadisten alınan, aktarılan mevzu. Çünkü hadisin o bölümü cennetle ilgilidir. İnsanın kendisinde diriltileceği ahiret yaratılışını berzah bölümünde zikretmedik. Çünkü ahiretin yaratılışı hayali değil,
duyulur bir yaratılıştır. Kıyamet de gerçek bir şeydir ve mevcuttur. İnsanın dünyadaki durumu gibi duyusaldır. Bu nedenle hadisin devamını o bölüme bıraktık. Şimdi bu duraklarda hani o ibadeti yerine getirmediyse 1000 sene bekler diyor ya, aç, susuz, çıplak bir vaziyette. Ondan sonra Allah hakkında dilediği, takdir ettiği şekilde hüküm verir. Burada Allahu Alem kişinin o ameli yapmamasındaki eksikliği oranında bekletilir. Bu şekilde de anlayabiliriz. Yani bazı kişiler vardır ki hakikaten 1000 sene bekler o durakta. Bazı kişiler belki 500 sene bekler o durakta. Yani o ameldeki eksikliği nispetinde yani. Bu kişiye göre değişir. Çünkü o ameli yaptıysa direkt geçiyor zaten. Orada hiç 1000 sene beklemeden geçiyor. Allah seriül hisap olması, yani hesabı seri şekilde görücü olması nedeniyle mümin bir kimse bu duraklardan hızlı bir şekilde geçecek. Haşır ve neşir. Şimdi o konuya geldik. Bilmelisin ki insanlar yeniden yaratılış hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı müminler bedenlerin diriltileceğini kabul etmiştir. Yeniden yaratmayı ve ahiretteki yaratılışı duyulur değil akli durumlar olarak yorumlayan insanların görüşlerini ele almayacağız. Böyle bir yorum işin kendiliğindeki durumuna aykırıdır. Çünkü bu yorum sahibi orada bedenlerin yaratılışı ve ruhların yaratılışı diye iki yaratılış tarzı bulunduğunu anlamamıştır. Bu ikincisi manevi yaratılıştır. Onlar manevi yaratılışı kabul etmişken duyulur yaratılışı kabul etmemişlerdir. Biz ise gerçeğe aykırı düşünen kimsenin ruhsal manevi yaratılış hakkında söylediğini de kabul ediyoruz. Çünkü sadece onun farklı düşündüğü konuyu kabul etmiyoruz. Çünkü insanın ölmesi onun kıyametidir. Fakat bu küçük kıyamettir. Çünkü Hazreti Peygamber şöyle der. Kim ölmüşse onun kıyameti kopmuştur. Haşır ise tikel nefislerin tümel nefiste toplanmasıdır. Bütün bunlar muhalifin söylediği, benim de kabul ettiğim hususlardır. Muhalifin kıyamet hakkındaki görüşleri burada biter. Bizzat bu noktada tenasühü benimseyenler ile benimsemeyenler görüş ayrılığına düşer. Onların hepsi akılcı teorik düşünceyi benimsemiş kimselerdir. Bütün bu konularda ise ayet ve bazı rivayetlerin zahiri anlamlarından kanıt getirirler. O kanıtları zikredip haklarında konuşsaydık, onlarla tartışalım ve söylediklerini inceleyelim derken söz uzardı. Bu konularda söz konusu insanlardan herhangi bir yolu tutan herkesin gerçek ve sahih bir yönü vardır. Başka bir ifadeyle ahiretteki durumları akledilir durumlar sayan, o yorumu benimseyen insan şarinin maksadının bir yönünü anlamışken başkalarının anladığı hususun bilgisinden mahrum kalmıştır. Başkasının anladığı ise duyulur bedenlerdeki duyulur yaratılış, duyulur terazinin varlığı, duyulur köprü, duyulur cennet ve cehennemin varlığıdır. Bütün bunlar gerçektir ve Allah'ın kudretini ifade etmede daha büyük işlerdir. Bazı insanlar bu sıratı, teraziyi, mizanı hani duyulur olarak olmadığını, bunu farklı cihette tevil etmeye kalkanlar oluyor ki bunlar evet duyulurdur diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Burada son noktayı koymuş. Bunlar da duyulur şeylerdir. Evet, bizatihi onlar yaşanacak, görülecek şeylerdir. Farklı farklı yorumlara girmeye gerek yok bu konuları farklı izah etmeye. Doğa ilminde doğal cisimlerin sonsuza değin, hatta sürekli bir varoluşla iki dünyada kalabileceği kabul edilir. İnsanlar doğanın durumundan sadece Allah'ın bu konuda onlara verdiği kadar bilgi öğrenebilir. Bunlar onların görünen feleklerin ve yedi gezegenin hareketleridir. Bu nedenle insanlar doğal ömrü bu hükmün gerektirdiği 120 sene saymıştır. 120 sene. Doğal ömrün bu hükmün gerektirdiği sayı 120 senedir saymıştır diyor insanlar. İnsan bu süreden fazla yaşadığında ise doğa ilmi bakımından bilinmeyen bir ömür yaşar. Yani doğa ilmi insanın 120 yaşına kadar yaşamasını normal olarak karşılamıştır. Bir insan 120'den daha fazla yaşadığı takdirde burayı bilinmeyen bir ömür olarak algılar. Doğa ilmi bahsetti. Yukarıda ne dedi? Feleklerin ve yedi gezegenin hareketlerinden elde ettiği bir ilim. Elde etmiş olduğu doğa ilmi. Gerçi o da doğanın bir parçasıdır. Ve doğanın dışına çıkmaz. Fakat doğa ilmi söz konusu ömrün süresi hakkında belirli ve kesin bir yargı verecek bir bilgiye sahip değildir. Öyleyse bir insanın ömrü doğal ömrü bir veya daha fazla sene aşarsa, yani 120'yi bir aşarsa, 121 olur ya da daha fazla aşarsa,
Bunu binlerce sene aşması mümkün olabileceği gibi ömrünün sürekli olması da mümkündür. Şeriat dünya hayatının süresinin bitip herkesin öleceğini, ayette herkesin öleceğini belirtmiş, tekrar dirilişi, ahireti ve orada ahiret yaratılışıyla sonsuza değin yerleşmeyi bildirmeseydi, bunların bilgisine ulaşamayacağımız gibi ölüm, yerleşme, ahiret dirilişi ve başka bir yaratılış, cennet, nimet ve azabı gibi bütün bu durumları kestiremezdik. Ahiret hayatında duyulur bir yemekle, duyulur bir içmeyle, duyulur bir cinsel ilişkiyle, doğal alışkanlıktaki gibi bir kıyafet giymeyle yerleşeceğimizi şeriat bildirmeseydi bilemezdik. Allah'ın bilgisi ise daha geniş ve daha yetkindir. Akıl ve duyuyu, akledilir ve duyuluru bir araya getirmek kudretin büyüklüğünden olduğu gibi aynı zamanda ilahi yetkinliği göstermesi bakımından daha tam bir iştir. Bunun böyle olması mümkünlerden her bir sınıfta görünen ve görünmeyen bilinenin hükmünün sürmesi içindir. Bunun yanı sıra ez-zahir ve el-batının her sınıfta bir hükmünün olması içindir. Kıyametteki yaratma hem bedensel hem de ruhsaldır mevzu. Söylenenleri anladıysan Hakk'ın razı olacağı bir duruma ulaştın demektir. Bildiğin gibi peygamber ve müminlerin Allah'tan öğrendikleri bilgi ilahi feyizden yoksun olarak tek başına insanların akılların verisinden öğrendikleri bilgilerden daha geniş bir ilgi alanına sahiptir. Öyleyse kendisine karşı samimi olan herkese yaraşan şey peygamber ve nebilerin her iki yorumla da başka bir ifadeyle duyulur ve akledilir diriliş hakkındaki sözlerine dönmektir. Bunları kabul etmektir. Çünkü aklın bu konuda duyulur dirilişi veya dirilişi kabul edenlerin yorumuna karşı şeriatların bildirdiği şeyi imkansız sayabilecek bir kanıtı yoktur. İmkanın hükmü ise kalıcıdır. Tercih eden mevcuttur. Nasıl olur da bedenle diriliş imkansız sayılabilir ki? Şairin şu dizeleri ne güzeldir. Müneccim ve doktor zannetti ki bedenler diriltilmeyecek. İkisine de dedim ki sizin söylediğiniz doğruysa ben bir zarar görmem. Ama benim sözüm doğruysa esas zararda olan sizsiniz. Şairin esas zararda olan sizsiniz ifadesi müneccim ve doktorun peygamberlerin getirdiği ayetlerin zahirine inanmamalarına işaret eder. Ben bir zarar görmem çünkü ben sizin gibi manevi akledilir işlere inandığım gibi aynı zamanda buna sizin kendisine inanmadığınız başka bir şeyi daha ekledim. Şairin doğruysa ifadesiyle kendisinin herhangi bir kuşku taşıdığı anlaşılmamalıdır. Bu ifade hasımların mezhebine göre söylenmiş bir sözdür. Bu gibi ifadeler sıkça kullanılır. Bu ifadelerim üzerinde düşününüz. Kendini imana zorla ki Allah'ın izniyle kazançlı çıkasın ve mutlu olasın. Dirilişin niteliği. Bu meseleyi ortaya koyduktan sonra bilmelisin ki ahiretteki yaratılış hakkında duyusal yaratılışı kabul eden müminler arasında ortaya çıkan görüş ayrılığı yeniden yaratmanın niteliğiyle ilgili bir durumdur. Bir kısmı insanların yeniden yaratılmasının tıpkı ilk yaratılışlarındaki gibi cinsel ilişki, çoğalma ve topraktan ve üfleme şeklinde olacağını ileri sürmüştür. Bir kısım insanlar. Adem, Havva ve onların çocuklarında cinsel birleşmeyle bu tür yaratma gerçekleşmiştir. Bu durum insan türündeki son çocuğa kadar sürer. Yeniden yaratılış böyle ise bu kez ahirette bunların hepsi kısa bir zamanda ve Hakk'ın belirleyeceği kısa bir sürede gerçekleşir. Nitekim Şeyh Ebul Kasım bin Kasi sizi yarattığı gibi yeniden yaratacaktır ayetini yorumlarken Nalun Naleyn isimli kitabında böyle ifade eder. Bunun onun kendi görüşü olup olmadığını bilemiyorum. Yoksa gerçekte onu söyleyen insanın sözünü mü açıklamak istemişti? Söz konusu kimse o sözü söyleyen Halfullah adlı bir ümmiydi. Bazı müminler ise gök meniye benzer bir yağmur yağdırır, yeryüzü hamile kalır şeklinde bir hadisi benimsemiştir. Burada şimdi ahiretteki yeniden yaratılışı benimseyen zümrelerin iddialarını tek tek ortaya koyuyor. Bir grup ne demiş? Aynı erkek ve kadının birleşmesi neticesi çocuğun doğması gibi çok kısa bir sürede tekrar bu haller hasıl olacak ve o ahirette bu insanlar toplanacak diye görüşü benimsemiştir demiş. Onu dile getirmiş. İkinci görüş sahibi ise ne demiş? Gök meniye benzer bir yağmur yağdırır, yeryüzü hamile kalır şeklinde hadisi benimsemiştir. Bu sayede ahiret yaratılışı ortaya çıkar. Bir kısmı da böyle bir görüşü benimsemiş, iddia etmiş. Allah Teala'nın bizim hakkımızda sizi yarattığı gibi tekrar
diriltecektir ayetine gelince, bu ayet ilk yaratılışı öğrendiniz. Öğüt almaz mısınız? Ve sizi yarattığımız gibi tekrar yaratacağız. Bu bizim üzerimizdeki bir vaattir şeklindeki ayetlerinde belirtilen durumdur. Allah bu ayetlerde bize ilk yaratmanın bir örneğe dayanmaksızın gerçekleştiğini, ahiretteki yaratılışın da bir örnek olmaksızın gerçekleşeceğini bildirmiştir. Bununla beraber o hiç kuşkusuz duyulur bir yaratmadır. Hazreti Peygamber cennet ve cehennemlerin yaşadığı durumu, cehennemliklerin yaşadığı durumu bu dünya ve hayatındakinden farklı bir şekilde belirtmiştir. Buradan ise şunu öğrendik. Söz konusu farklılık onların kendisine göre yaratıldığı önceki bir örneğe göre yaratılmamış olmaları ile ilgilidir. Bunun böyle olması kudretin daha büyük olmasından kaynaklanır. Allah Teala'nın bu kendisine daha kolay gelir ayetinde kastedilen durum ise söylediğimize zarar vermez. Çünkü ilk yaratılışın örneksiz bir yaratma olduğunu başka bir anlatımla yaratanın düşünüp, ölçüp, inceleyip en sonunda bir şeyi yarattığını varsayalım. Söz konusu şeyin ilkine benzer veya ona ilave olacak şekilde başka bir yaratılışla yeniden yaratılışı ise işleri kendi fikriyle öğrenen kimseye, insana göre örneksiz yaratmaya ve tasarlamaya daha yakın bir şeydir. Halbuki Allah bir şey düşünerek ve tasarlayarak yapmaktan münezzeh ve yücedir. Binaenaleyh Allah aleme varlık veren fakat ondan bir şey almayandır. Onun herhangi bir şey hakkındaki bilgisi yenilenmez. Allah sonsuz şeyleri tümel bir bilgiyle bilendir. Böylelikle özette ayrıntıyı bilir. Onun celaline böylesi yaraşır. Şimdi kuyruk sokumundan yaratılma mevzunu anlatıyor. Allah ahirette insanı kuyruk sokumundan yaratır. Kuyruk sokumu bu dünya yaratılışından kalan kısım ve onun kökenidir. Kuyruk sokumu sözünden ne anlamamız gerekir? Onu izah ediyor şimdi. Böylelikle ahiret yaratılışının unsurları onun üzerinde birleştirilir. Bu bağlamda Ebu Hamid'e gelince yani İmam Gazali'ye o hadiste zikredilen kuyruk sokumunu nefs olduğunu ileri sürmüştür. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var ya kuyruk sokumundan tekrar yaratılacaklar mahşer alanında insanlar. Bu İmam Gazali bu kuyruk sokumunu ne olarak nitelemiş? Nefs olarak nitelemiştir diyor. Ona göre ahiret yaratılışı bu nefs üzerinde gerçekleşir. Ebu Zeyd el-Rakraki gibi başka kimseler ise kuyruk sokumunun bu dünya yaratılışından geriye kalan ve başkalaşmayan cevheri fert olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ona göre ahirette yaratılış söz konusu şey üzere gerçekleşir. Bunların her biri ihtimal dahilindedir. Ve asıl ilkelerden herhangi birine zarar vermez. Bunlardan her bir yorumun kastedilmesi mümkündür. Kendisinde herhangi bir tereddüt taşımadığım, şimdi kendi görüşünü dile getiriyor. Kendisinde herhangi bir tereddüt taşımadığım, keşifte bana gelen bilgi ise kuyruk sokumunun yaratılışın kendisiyle bil fiil varlık kazandığı şey olduğudur. Söz konusu şey eskimez, başka bir ifadeyle eskimeye konu olmaz. Allah ahiret yaratılışını inşa eder, onu düzenler ve itidal verir. Bununla birlikte orada inşa edilen şeyler dış varlıklarıyla cevherlerdir. Çünkü yokluktan varlığa çıkan zatların hakikatleri var olduktan sonra bir daha kaybolmaz. Fakat karışımlar nedeniyle onların suretleri değişir. Bu suretleri meydana getiren karışımlar ise El-Aziz ve El-Hakim Allah'ın belirlemesine göre onlara ilişen arazlardır. Bu suretler hazır hale geldiğinde tıpkı yanan bir ot gibi olurlar. Bahsettiğimiz şey ruhları kabul etmek için istidadın meydana gelmesidir. Bedenlerde meydana gelen istidat tutuşmayı kabul etmek için otun içerdiği ateşe istidatlı olma haline benzer. Berzahtaki suretler ise ruhlar ile tutuşan kandiller gibidir. Böylelikle İsrafil bir kez üfler. Bu üfleme o berzah suretlerine temas eder ve onları söndürür. Hemen ardından diğer ikinci üfleme tutuşma için istidatlı surete gelir. Kastedilen diğer yaratılıştır. Böylelikle berzahtaki suretler ruhlarıyla tutuşur. Bir anda hepsi bakışarak ayağa kalkarlar. Böylelikle suretler canlı, Allah'ın kendilerine söylettiği şeyleri konuşan kimseler olarak bil fiil var olur. Bir kısmı Allah'ın övgüsünü yerine getirirken bir kısmı bizi kabirlerimizden kim çıkardı der. Ayette böyle geçiyor. Başka biri yine başka ayette öldürdükten sonra bizi dirilten ve dönüşün kendisine olduğu kimseyi tenzih ederiz der.
Herkes bilgisine göre konuşur. Yani kabirden kalkışta kişi herkes bilgisine göre konuşarak kalkacak diyor. Ne hal üzere ise. Hani Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerif var ya yine. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Herkes bilgisine göre konuşur. Herkes berzahtaki halini unutur ve içinde bulunduğu durumun uyanığın tahayyül ettiği gibi bir uyku olduğunu zanneder. Daha önce ölmüş ve berzaha göçmüşken orada uyanık olan kimse gibiydi. Dünya hayatı ise onun için bir uyku gibi olmuştu. Ahirette insan dünya ve berzahtaki durumunun uyku içinde uyku olduğuna inanır. Evet, dünya hayatı uyku. Uykunun içindeki uyku. Bunu ne zaman anlıyoruz? İşte ahiret yaratılışıyla. Dünya hayatı uykunun içinde uyku. Öldüğümüz zaman uykudan uyanıyoruz. Uykunun içindeki uykudan uyanmış oluyoruz. Ahirette sura üfürülmekte, dirilişte ise uykudan uyanmış oluyoruz. Yani şu an biz iki uykunun içindeyiz. Uykunun içindeki uykuda. Çok derin uykudayız yani. Gerçek uyanıklık ahiret hayatındaki haldir. Bu halindeyken şöyle der. İnsan dünyada uykudadır. Sonra ölerek berzaha geçer. Berzahta ise uykusundan uyandığını gören insanın durumundadır. Bundan sonra ise uyanıklık ahiret hayatındadır. Bu uyanıklık herhangi bir şekilde uyku içermez. Ahiretteki uyanıklık. Hazreti Peygamber, insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar buyurur. Öyleyse dünya berzaha göre uyku içinde uykudur. Çünkü berzah gerçek duruma daha yakındır. Şu halde o uyanıklığa daha uygundur. Berzah ise kıyamet günündeki ahiret hayatına göre uykudur. Bunu bilmelisin. Gelmiş ve geçmiş insanların efendisinin büyük şefaati. İnsanlar kabirlerinden kalkıp yeryüzüne uzatılıp gök parçalandığında, yıldızlar dökülüp güneş dürüldüğünde, ay söndürüldüğünde, vahşiler toplandığında, denizler tutuşturulduğunda, nefisler bedenleriyle birleştirildiğinde, melekler göklerin burçlarına indiğinde, Rabbimiz karanlık bulutlar içinde gelir ve biri şöyle bağırır. Ey mutlular! Ardından onlardan daha önce zikrettiğimiz üç grubu alır. Cennete sorgusuz gidecekleri. Cehennem bir boyun çıkar, cehennemden bir boyun çıkar. Ve zikrettiğimiz kimselerin içinden üç sınıfı çeker alır. İnsanlar heyecanlanır, sıcaklık artar. İnsanlar tere batar, iş ciddileşir, durum çetin bir hal alır. Bir sessizlik olur ve sadece fısıltı duyulur. Cehennem getirilir, insanların bekleyişi uzadıkça uzar. Hakkın kendilerinden neyi isteyeceğini bilmezler. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. İnsanlar birbirlerine şöyle derler. Haydi, babamız Adem'e gidelim. Ve içinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtarması için Rabbimize yalvarmasını rica edelim. Uzun süredir böyle bekliyoruz. Adem'e gelirler ve isteklerini bildirirler. Adem şöyle der. Allah bugün daha önce hiçbir benzeri olmayacak şekilde öfkelenmiştir. Daha sonra bir daha böyle öfkelenmeyecektir. Onlara kendi hatasını hatırlatır. Ve Rabbinden kulları o halden çıkarmasını istemekten utanır. Hazreti Adem kendi hatasını söylüyor. Ben hata ettim. Hani o yasak ağaca yaklaşma dedi. Allahu Teala ben yaklaştım. O meyveden yedim. Ben kusurluyum deyip ben gidip Rabbimden bunu talep edemem deyip şeyini dile getirmiş oluyor. Bu kez insanlar Nuh'a gelir. Bakın sırayla geçilecek peygamberleri de burada dile getirmiş oluyor. Önce Hazreti Adem, sonra Hazreti Nuh. Hazreti Nuh için de bir nevi ikinci Adem derler mesela. Ve aynı şeyi ondan isterler. Nuh da Adem'in söylediğinin benzerini söyler. Kavmine yaptığı bedduayı ve onlar günahkar ve kafirden başkasını doğurmazlar demesini hatırlatır. O zaman Nuh aleyhisselam da hani Allahu Teala'ya duada, niyazda bulundu o kafirleri yeryüzünde bırakma diye ya. Ondan sonra Nuh tufanı koptu. Bunu dile getiriyor Nuh aleyhisselam da. Bu bağlamda Nuh'un azarlandığı husus bizzat dua, beddua etmesi değil, onlar günahkar ve kafirden başkasını doğurmaz demesiydi. Sonra İbrahim peygambere gelip daha önceki peygamberlere söylediklerini ona söylerler. Bakın Hazreti Adem, ondan sonra Hazreti Nuh, ondan sonra da Hazreti İbrahim'e geliniyor insanlar. Hazreti İbrahim ne diyor? İbrahim de önceki peygamberlerin söylediklerini söyler. Söylediği üç yalanı onlara hatırlatır. Önceki dersimizde bu konuyu işlemiştik hani. Hatırlayınız. Peygamber Hazreti İbrahim'in üç yalanı hükmünü. Yalan değil ama o başka manada ima etmek üzere söylemişti. Detayına girmeyelim konu uzamasın diye. Daha önceki sohbetimizde detaylı işledik bunu.
3 yılını hatırlatır. Sonra insanlar Musa ve İsa'ya gelir. Ve her birisine Adem'e söylediklerinin benzerini söylerler. Peygamberler de Adem'in verdiği cevabın benzerini verir. En sonunda kıyamet günü insanların efendisi olan Hazreti Muhammed'e gelirler. Ve ona peygamberlere söylediklerini arz ederler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed şefaat benim işim der. Kastedilen şey Allah'ın kıyamet günü kendisine vermeyi taahhüt ettiği makamı mahmuttur. Yani övülmüş makamdır. Hazreti Muhammed gelir, secdeye kapanır. O esnada Allah'ın kendisine ilham ettiği ve peygamberin daha önce bilmediği çeşitli övgülerle onu över, Allah'ı över. Sonra yaratıklar için şefaat kapısını açmasını ister. Bunun üzerine Allah o kapıyı açar. Böylece meleklere, peygamberlere, nebilere ve müminlere şefaat etme izni verilir. Bu nedenle Hazreti Muhammed kıyamet gününde bütün insanların efendisi olur. Çünkü o Allah katında meleklerin ve peygamberlerin şefaat etmesi için şefaat etmiştir. Buna rağmen Hazreti Muhammed saygısını takınmış ve ben insanların efendisiyim demiş. Fakat içine meleklerin de girdiği tüm yaratıkların efendisiyim dememiştir saygıdan dolayı. Halbuki Hazreti Muhammed'in o gün bütün yaratıklar üzerinde otoritesi ortaya çıkar. Çünkü Hazreti Muhammed için bütün peygamberlerin makamları birleştirilmiştir. Halbuki bütün isimlerin bilgisinin kendisine tahsis edilmesi nedeniyle Adem'in meleklere karşı ortaya çıkan üstünlüğü Hazreti Peygamber için ortaya çıkmış değildi. Kıyamet günü geldiğinde ise bütün yaratıklar, melekler, insanlar, kısaca Adem ve onun dışındaki herkes şefaat kapısını açması ve Allah katında sahip olduğu makamı ortaya çıkarması için Hazreti Muhammed'e muhtaçtır. Çünkü bu esnada ilahi kahır ve en büyük ceberut bütün yaratıkları susturmuştur. Hazreti Peygamber'e verilen makam ise ona ihtiyacın arttığı bir günde Adem'in makamı gibi ve ondan daha üstündü. Nitekim o günde Hakk'ın tecelli edeceği söylenen gazabı bunun gösterir. Halbuki Allah daha önce Adem'in hikayesinde böyle öfkelenmemişti. Bütün bunlar ise Hazreti Peygamber'in değerinin büyüklüğünü gösterir. Hazreti Peygamber Allah'ın böylesine öfkeli durumuna rağmen kendisinden rica edilen hususta Allah'a yakarmaya cesaret edebilmiştir. Hakk'ın kıyamet günü suretlerde tecelli etmesi. Allah Hazreti Peygamber'in duasına olumlu karşılık verir. Teraziler konulur, defterler açılır, sırat köprüsü cehennem üzerine uzatılır, şefaate başlanır. İlk şefaat edenler meleklerdir. Sonra peygamberler, sonra müminler şefaat eder. Geride ise merhametlilerin merhametlisi kalır. Burada pek çok ayrıntı vardır ki onlardan bahsetsek söz uzardı. Çünkü bu mesele önemli bir konudur. Hak bugün de tecelli eder ve şöyle der. Her ümmet taptığının peşinden gitsin. Sonunda içlerinde iki yüzlüler bulunduğu halde bu ümmet kalır. Hak daha önce kendisinde tecelli ettiği suretlerin en bayağısında bu ümmete tecelli eder ve şöyle der. Ben sizin Rabbinizim. Onlar senden Allah'a sığınırız. Biz Rabbimiz gelinceye kadar burada bekleyeceğiz derler. Allah sizinle Rabbiniz arasında onu tanımanızı sağlayan bir alamet var mıdır diye sorar. Onlar da evet diye karşılık verir. Allah onların bu alamet vasıtasıyla kendisinde Rablerini tanıyacakları bir surette tecelli eder. Onlar da sen bizim Rabbimizsin diye karşılık verirler. Bu tecelli 3 kez olacağını farklı farklı önce Rabbimize sığınırız diyeceklerini en sonunda herkesin bilgisine, ilmine göre Allah tecelli edince evet sen bizim Rabbimizsin deyip kabul edeceğini. Halbuki bu 3 tecellide de tecelli edenin Rabbimiz olduğunu alimler, arifler bilir diyor. Allah onlara secde etmelerini emreder. Dünya hayatında Allah'a secde eden herkes orada Allah'a secde eder. Korkarak veya iki yüzlüce secde edenin sırtını ise Allah kurşundan bir tabakaya çevirir. İki yüzlükle secde eden münafıklar var ya da bunlara Allah adeta böyle bir tabaka şeklinde bunlar secdeye kalkışamıyorlar, eğilemeyecekler. Böyle bir insan her ne zaman secde etmek isterse kafasının üstüne düşer. Bu durum o gün topuklar açılır. Onlar secdeye çağrılır ve secde edemezler. Ayetiyle ve diğer ayet daha önce secdeye çağrılmışlardı ve onlar salim idi. Ayetlerinde belirtilen haldir.
Salim idi ayetiyle kastedilen yer dünya hayatıdır. Onlara görünen topuk ise kıyamet gününün belalarından çetin bir durumdan ibarettir. Bu yorumun dilden kanıtı olarak Araplar savaş şiddetlenip vaziyet çetin bir hal aldığında şöyle derlerdi. Harp topuğundan çıktı. Yani savaş çığırından çıktı, şiddetlendi anlamına gelir. Aynı şekilde topuk topuğa dolanır ayeti de böyledir. Bunun anlamı korkular ve çetin işler kıyamet günü birbirine karışır demektir. Akli ve dini tevhid, cennete girenler. Şefaat edildiğinde cehennemde dini anlamıyla mümin diye isimlendirilen kimse kalmaz. Şimdi bu şefaatin olmasıyla daha önceki sohbetimizde de dile getirdik. Hani bunu da ne dedik? 85 bin yıl cehennemde azap edilecek. 85 bin yıl azap edilecek. Ondan sonra işte Resulullah Efendimizin şefaat etmesiyle bu şefaatler yapıldığında ne diyor? Cehennemde dini anlamıyla mümin diye isimlendirilen kimse kalmaz. Allah'a inanan mümin ismindeki herkes cennete geçmiş olacak bu şefaatle birlikte. Çilesini çeken, azabını gören, cezasını çeken cehennemden cennete geçmiş olacak. Herhangi bir peygamberin diliyle dini yasa haline gelmiş olmak bakımından dince belirlenmiş sayılan bir amel işleyen, isterse en küçük birim olan hardal tanesi kadar ya da ondan daha küçük olsun, herkes peygamber ve müminlerin şefaatiyle cehennemden çıkarlar. O sayfa bu sayfa. Evet. Allah'ın birliğini akli kanıtlarla bilen akılcı tevhidçiler ise cehennemde kalır. Bakın. Allah'ın birliğini akli kanıtlarla bilen akılcı tevhidçiler ise aklıyla tevhid eden, akli kanıtlarla bilen ise cehennemde kalır. Onlar akli kanıtlarla Allah'ın birliğini bilen, ona ortak koşmayan fakat ona dince geçerli bir imanla inanmayan, kendisinde herhangi bir peygambere uymuş olmak bakımından hiçbir iyilik yapmamış kimselerdir. Dolayısıyla onlar dince geçerli imandan bir zerre ya da daha azı bulunmayan insanlardır. İşte o insanları merhametlilerin en merhametlisi cehennemden çıkarır. Bakın, merhametlilerin en merhametlisi kim? Allahu Teala. Allahu Teala en son kimi çıkaracak cehennemden? Akli deliller ile Allah'ın birliğini bilen ama dince hiçbir hayır, hiçbir güzel amel yapmamış, işlememiş. Sadece akli deliller ile Allah'ı birliğini bilmiş, Allah'ı bilen, tanıyan ama din bakımından hiçbir dine uymamış, dinin emirlerini yerine getirmemiş kişi kalır diyor en son. Ve onun merhametlilerin merhametlisi işte o zaman cehennemden çıkarır Allahu Teala. Onları da çıkarıyor bakın cehennemden. Onlar hiçbir iyilik yapmamışlardır. Başka bir ifadeyle dince tespit edilmiş olması bakımından dini herhangi bir iyilik yapmamışlardır. İmandan daha büyük bir iyilik yoktur. Onlar ise iman etmemişlerdir. Bu çıkacak olanlar. Bu hadisi Osman bin Affan rivayet etmiş, İmam Müslim el-Haccac sahihinde zikretmiştir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Bakın işte bu mevzuyu bu hadise dayandırmakta. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Buraya dikkat edelim. Bilerek ölen. Neymiş bilerek ölen? Burada Hazreti Peygamber iman ederek dememiştir. Bakın. İman ederek ölen dememiş. Bilerek ölen. Tekrar hadise dönersek, Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen kimse cennete girer. Hadisi şerif. Ve bu hadisi Osman bin Affan rivayet etmiştir. İmam Müslim de El-Haccac sahihinde zikretmiştir diyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri de bu görüşü benimsemekte. Bu hadisi bu şekilde de anlatmakta. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen kimse cennete girer. Ne zaman? En son işte. Merhametlilerin merhametlisi olan Allah'ın merhamet etmesiyle. Ne zaman? 85 bin yıl sonra cehenneme girildikten sonra, o duraklar geçilip de cehenneme girildikten sonra, 85 bin yıl geçtikten sonra merhametlerin merhametlisi olan Allah-u Teala'nın merhamet etmesiyle birlikte Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen, herhangi bir dini kabul etmemiş, dinin amellerini yerine getirmemiş fakat akli delillerle tevhidi, yani Allah'tan başka bir ilah olmadığını biliyor bilincinde. Fakat bunu ikrar etmemiş, diliyle söylememiş. La ilahe illallah dememiş diliyle. Ama bunu bilerek ölmüş. Diliyle söylemese de bilerek ölmüş. Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölmüş. İşte bu kimseler dahi en sonunda cehennemden çıkacak diyor.
Merhametlerin merhametlisi olan Allah-u Teala'nın merhametiyle. Allah'tan başka ilah olmadığını bilerek ölen kimse cennete girer demiştir Resulullah Efendimiz. Hazreti Peygamber söyleyen dememiş, özellikle bilgiyi tercih etmiştir. Cehennemdeyken bu insanlar hakkında Allah'ın inayeti azaptan öne geçer. Çünkü cehennem herhangi bir şekilde Allah'ı birleyen insanın ebedi olarak kendisinde kalmasını kabul etmez. Bakın, cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Kesinlikle Allah'ı birleyen insan cehennemde ebedi kalamaz. Kabul etmez cehennem. Yaratılışı itibariyle kabul etmez. Yaratılışı itibariyle de Allah'ı bilen, Allah'ın birliğini bilen bir insan da cehennemde duramaz, kalamaz ebedi olarak. Tevhidin en yetkin yönlerinden birisi ise bilgiden dolayı Allah'ı birlemektir. Böyle bir insan bilgiyle imanı birleştirmiş demektir. Şöyle bir eleştiri yöneltebilirsin. Yani şimdi bu anlattığımız mevzuyu eleştirebilirsin diyor. İblis de Allah'ın bir olduğunu bilir. Haklısın deriz. Peki iblis de Allah'ın bir olduğunu biliyor. Konu az kaldı. Bitirelim onu. İblis de Allah'ın bir olduğunu bilir. O zaman o nasıl ebedi kalacak orada deyip bir eleştiri getirebilirsin. Biz de haklısın deriz. Fakat iblis ortak koşanların ilkidir. Dolayısıyla ortak koşan kimselerin vebali onun boynundadır. Onların günahlarının cezası ise ateşten çıkmamaktır. İblis birleyerek ölmüşse bile böyledir. Nereden biliyorsun ki? Belki de düşüncesine ilişen bir kuşku nedeniyle Allah'a ortak koşarak ölmüştür. Daha önceki bölümlerde bununla ilgili bir hususa değinmiştik. Öyleyse iblis ateşten çıkmayacaktır. Bakın ne dedi? İblis her işlenen günahta, her işlenen günahın mucidi olması hasebiyle, onu ortaya çıkarması hasebiyle her işlenen günahtan bir pay almakta. O günahı işlettiği kişiden, o günahtan dolayı da iblise bir pay gitmekte. O günahı işleyen kişiye kendine ait bir günah payı var ama o günahtan da bir pay iblise gitmekte. Dolayısıyla bunun, bu sebepten dolayı iblis ebedi kalıcıdır. Öyleyse iblis ateşten çıkmayacaktır. Hangi nedenle ateşten çıkmayacağını ise şirki icat ettiği için mi yoksa kendisi de sonradan müşrik olduğu için mi ateşten çıkmayacağı konusunu en iyi Allah bilir. Allahu alem. Orasını Allah bilir diyor. Bu meseleler hakkında pek çok ilim vardır. Bunların hepsini ifadeye kalksaydık kitaptaki amacımız olan özetleme gayesinden uzaklaşırdık. Bununla beraber kıyamet mekanlarından çok bilinen bazı mekanları zikredeceğiz. Örnek olarak amellerin sunum yeri, defterlerin alınması, terazi, sırat, araf, ölümün kurban edilmesi, cennet meydanındaki ziyafet sofrası. Bunların hepsi 7 tanedir. Aynı zamanda onlar cehenneme ait 7 kapının olduğu gibi cennetin 7 kapısının da esaslarıdır. Çünkü 8. kapı görme cennetine aittir. O ise cehennemde kapalı olan kapıdır. Söz konusu kapı perde kapısıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman açılmayacaktır. Çünkü cehennemlikler Rablerini görmekten perdelenirler. Cehennemde ebedi kalıcı olanlar Rablerini asla göremeyecekler. Bu hafta da burada bırakalım. Allah nasip ederse bu saydığı konuları önümüzdeki haftaya devam edeceğiz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme ağfirli ve li valideyye ve lil mü'minine vel mü'minati el ahyayi minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sabaka nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila suratuken mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin, salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti emma yasifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.